Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Herkese tekrar tekrar mutlu pazarlar diliyorum. Şimdiden de yeni haftanız inşallah sizler için hayırlı, güzel, mutlu haberler alacağınız, sevineceğiniz bir hafta olur. Haftaya bugün oralar alev alacak Niye? ilklik maçı var. Adana Demirspor Portekiz ekibi Estrella'da forma giyen 21 yaşındaki Sloven stoper Amir Feratovic ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalamış. Bizde ne? Samet Akaydın istiyorlar diye artık istemezler. Arkadaşlar Jadon Osterwold'e. Osterwold'e için kulübümüze resmi kiralama teklifleri var. Hatta daha da abartılı bir şey söyleyeyim mi? Biz 6'yı aldık. Opsiyon 7 koydurup isteyenler var. Jadon Osterwold'e'yi. Ee, ancak teknik ekip, yönetim, şu an karar aşamasındalar. Onlar da ne diyeceklerini bilmiyorlar. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, Luan Perez tam olarak İsmail Kartal'ın istediği tipte sol, kana, sol bek oyuncusu değil. Anladınız mı? Yani Luan Perez tam o tipte de oyuncu değil. Tam onu karşılayan oyuncu değil. Biraz daha böyle Caner Erkimsi. Daha böyle Gökhan Gönülümsü bir sol bek isteği var. Osterbol'de kısmen bunu karşılayabilir e, oyuncu. Ama Ferdi böyleyken Osterwolde'ye de haksızlık olmuş olacak. Çok zor karar bekliyor Fenerbahçe'yi. Siz söyleyen arkadaşlar. Mesela atıyorum zorunlu satın alma opsiyonuyla 7 milyon euroya gönderir misiniz? Cengiz Ünder. Fenerbahçe'nin şimdi Lekip Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transferin resmi bekleyen Marsilya yönetimi transferde elini güçlendirmek için yeni satışlar yapmayı planlıyor demişti. Sonrasında e, biz öğrendik ki Erden Timur Beyefendi Cengiz'e ortak dostları vasıtasıyla Fenerbahçe'ye gitmemesini Zanyolu'yu satacaklarını ve bu satışı yaptıktan sonra Fenerbahçe'nin verdiğinden daha fazla vereceğini söylemiş. Marsilya Başkanı'na, menajerine de bu fikrini iletmişler. Ve biraz ortalığı karıştırmışlar. Oyuncunun Marsilya tarafından uzatılma sebebi bu diyorlar. Ben iddiaları söylüyorum arkadaşlar. Ben emin değilim. Yani bir benim yanımda yapılan bir şey değil. O yüzden iddiaları söylüyorum. Ve Cengiz de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söylemiş. Ali Koç da demiş ki ulan benden de sana delikanlı sözü seni eninde sonunda alacağım demiş arkadaşlar. Bakın Ali Koç seni eninde sonunda alacağım demiş. En kötü parayı basıp alacağım. Rahat ol demiş. Galatasaray istediği kadar fiyat arttırmaya çalışsın. Zaniolo'dan 30 milyon euro bekliyorlar. Alsalar orta saha almaları lazım. Almasalar başka bir dert. Ödemeleri de var. Yani Zaha olayımıza Fenerbahçe iki, birkaç gün önce masadan kalkıyor. Çık açıkla İsmail Kartal bu oyuncu çok para gözlemiş. Paradan başka bir şey düşünmüyor. Bu bize yaramaz diyor. Vazgeçiyorlar. O gün dese, deseler ki biz Zaha ile bir müddettir görüşüyorduk ama oyuncunun bitmek bilmeyen taleplerine karşılık biz masadan kalkıyoruz. Hangi takıma giderse gitsin deseydin. Galatasaray istediği forsu yakalayamayacaktı. O gün açıklama yapsan. Bunlar olmayacak. Çalım lafı olmayacak falan filan. Anlatabiliyor muyum? Marsilya Başkanı Çikolata Pablo Longoria da Fenerbahçe'nin Cengiz'e ilgilendiği doğru. Bunu dün basında da söyledim. Başka kulüpler müzakerelere girdi. Görüşmelere devam ediyoruz dedi. Aslına bakarsanız Cengiz için bana şöyle bir yorum geldi. Hocam İrfan Can'ı aldık ne oldu? Sibel Can oldu. Fettah Can oldu. Ya arkadaş bunu bu şekilde düşünme bak. Gerçekten düşün. Rossi'yi aldıktan ne oldu? Uruguay milli takımına futbolcu gönderdi. Uruguay'daki birçok futbolcunun aslına bakarsan aklını çeldin. Geleceğe yatırım yaptın, tohumlar ektin. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ahmet Mehmet diye bir Brezilyalı futbolcu var. Yasa değeri 20 milyon euro. Adınız, soyadınız kadar emin olun Fenerbahçe'den haberdardır. Adınız mı? Sempati beslerler. Real Sociedad'a gitmek ister misiniz arkadaşlar futbolcu olsanız? İsterseniz zamanında Nihat Kahveci gitti orada değil mi? Temsilciliğimizi yaptı. Blackburn Rovers kim vardı? Aston Villa'da kim vardı? Hatırlayın bakalım. Şimdi Ali Koç'un transfer planının adı Usu arkadaşlar. Çünkü Cengiz Ünder için riske girip Ağustos ayını bekledi. Bakın riske girdi. Ağustos'un sonunu da bekler. Eylül'ün başını da bekler. Marsilya bizim istediğimiz fiyata inene kadar bu böyle devam eder. Hocam zaman geçiyor. Hocam şu yapıyor bu yapıyor. Arkadaşlar oynadığım resmi maçları kazandığım müddetçe hiçbir sorun yok. Ahmet Ercanlar. Cengiz Ünder için 15 milyon euroya indi en son Marsilya. Geldiğimiz noktada henüz bir anlaşma sağlanmadı. Marsilya da buradaki Türk statüsünü çok iyi biliyor ve tok satıcı rolünde. Bu işin sonunda Cengiz'in geleceğini düşünüyorum demiş. Arkadaşlar bakın çok uğraşılıyor. İnanın çok uğraşılıyor. Ali Koç çok uğraşıyor. Bak şimdi ben söyleyeceğim hani çekinmeden söyleyeyim bir adamım. Çok uğraşıyor. Elinden geleni yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama senin karşındaki öyle çakal ki sen de onu ne yapıyorsun? Futbolcu bana gelmek istiyor. Sen de oynamak istemiyor. Tehdidiyle. Bir nevi tehdidiyle. Bu katlıyorsun. Ben Cengiz de sonunda gelir diyorum. Ama Ağustos 15'te gelir. Ama 27 Ağustos'ta gelir. Ama 4 Eylül'de gelir. Bilemiyorum. Kaleci konusu. En çok sorulan soru. Üyeler de bunu soruyor. Aboneler de bunu soruyor. Sözcük Gazetesi diyor ki Fenerbahçe kaleci konusunda rota değiştiriyor. Livakovic iptal. Keylor Navas gündemde diyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Şimdi Dominik Livakovic. Dinamo Zagreb'in HNK Grozia ile oynayacağı maça da ilk 11'de başlamış. Gayet de güzel oynuyor. Devam ediyor. Şimdi Dinamo Zagreb ile ilgili bir bilgi vereyim. Dinamo Zagreb 5 takımın ilgilendiği defans oyuncusu Josip Stalo'yu 15 Ağustos tarihinde oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçından önce satmayacakmış. Şimdi bakın. Oyuncuyu 15'inden önce satmayacakmış. Bunu niye verdim? Birazdan geliyor. Ahmet Ercanlar Sayın Ali Koç Navas transferini istiyor. Keyler Navas ismi şu anda Livakoviç'ten daha önde. Evet yanlış duymadınız. Bir kez daha okuyayım. Sayın Ali Koç Navas transferini istiyor. Keyler Navas ismi şu anda Livakoviç'ten daha önde. Fenerbahçe kulüp içinde daha çok Navas'ı konuşuyor diye. Şimdi üye arkadaşlarımı ben duyumları açık açık veriyorum arkadaşlar. Abone arkadaşlar maalesef biraz geriden takip etmek zorundalar kimseninki hakkı kimseye geçmesin diye onlara daha bu Keylor Navas ismi yokken ben bu cümleyi kurdum biliyor musunuz Navas'tan Navas Divakovic'ten daha önde diye şimdi de herkes konuşuyor şimdi Sercan Hamzıoğlu da diyor ki Keylor Navas ciddi bir şekilde Ali Başkan'ın listesine girdi başkana yönetimle yapılan toplantıda Navas fikri sunuldu hem çok tecrübeli hem kontratının son bir yıla bon servisi alınabilir İkili ilişkiler kurulup bedavada da gelebilir hem Altay'a da tecrübelerini aktarır, onu da eğitir görüşü var. Şimdi bakın arkadaşlar. Altay Bayındır'ı eğitip yedek kulübesinde dursa, yıllık ücreti de çok değil, 1-1,5 falan olsa manyak bir şey olur değil mi? Libakov daha etkili olur. Çünkü senin elinde potansiyel iki tane kaleci var, bir tane değil. Bir Can da var. Hep söylerken hocam bir pancağını niye anlıyorsun? Niye hep kalede Altay diyorsun diyorlar. Düşünsene Navas bilgi birikimini Altay ve İrfan'a aktarsa Altay, irfan da ileri gidiş olsa ikisini belki 20'şer satacaksın. Ama Livakovic'i alırsan satamayacaksın. Şunu da söyleyeyim. Tercümanımız oluyor ki Livakovic için ise gelirse uzun yıllar kaleyi korur görüşü var. Hani 1 bir, bir buçuk aydır Livakovic net cevap gelmiyor. Kulübü eleme maçları var. 15'inden önce bırakmayız diyor, diyor. O da 15'ini doğru diyor. Şimdi anladınız mı? O, o stoper oyuncusuna niye 15'i bekletiyorlar? Bizimki de doğrudur. Hocam sence hangisi gelecek? Bence Navas gelecek. E hocam 3-5 tane adam duyun verirse benden Navas derim. Yok ben o 3-5 tane adam demeden önce diyordum merak etmeyin. Şimdi kıymeti dostlar. Ali Koç bütün gücüyle Kurun iç transferi için çalışıyor. Sadece Kurun iç için değil. Bilginiz olsun. Yani işte Kurun içle anlaştı. Açık ve net söylüyorum. Milan 10 milyon euro diyor. Fenerbahçe 5'in üstüne çıkamayız diyor. Futbolcunun anlaştığımız için elimiz güçlü. Edin Ceko da bu işin içinde. O da görüşüyor. O da bir şeyler yapmak peşinde. O da konuşuyor diyor. Ben şunu söyleyeyim. Kurun iç aranılan kan mı? Ben yani tereddüt içerisindeyim. Çok... Ben futbolu çok izlemiyorum. Fenerbahçe maçı hariç maçı kolay kolay izlemiyorum. Ben, o belki de ondandır. İzleyen arkadaşlarım da şunu söylüyor. Kim istiyor ki orta sahayı uçurur. Çünkü çok atıyor diyor. Bazıları diyor ki ya sıradan topçu hocam sen topçu olsan sen de oynarsın böyle diyor. Daha iyisini oynarım. Yani kendimi hiç övmeyi sevmem ama ben daha iyisini oynadım yani Şimdi bak Çekip Beyler Mahmut Beyler de geldi. Onlardan bir alsa maç yaptık. Bacak arası çok bacak bacak arası attım onlara. Onlar bir açıklasını gördüm gördün bakın, bakın bak ya. Ali Bey'e de zamanında çok yavaş şut atmaya çalıştım ama göbekle attım. Şimdi Radekulunic, Nikolas Dominguez. Aslına bakarsanız ikisinden yapılma bir orta saha kulağa çok hoş geliyor. Ama olumlu olumlu sonuca bağlanmasını artık taraftar da bekliyor, yönetim de bekliyor, teknik heyet de bekliyor. Ya alternatif isimlerle tabii ki de görüşülüyor. Mesela Jorginho ismi ortaya atıldı. Ama Jorginho Fenerbahçe'nin kesinlikle gündeminde olan bir futbolcu değil. Kesinlikle değil. Uzaktan, yakından... Ya Sercan Hamzol diyor ki Fenerbahçe'nin an itibariyle Jorginho ile ne uzaktan ne yakından hiçbir girişim olmamış. Arsenal ile yollar ayrılması bekleniyor. Şu dakika itibariyle Fenerbahçe'nin teklifi yok diyor. Ben başka bir bilgiye ulaştım. Jorginho ayrılmak istemiyor. Arsenal'da devam edeceğim diyor. Bunun ne kadar doğru bilemem. Ben Jorginho'nun yalancısıyım. Ama şunu söyleyeyim. Bazen bazı futbolcularla görüşürsün. Bir su içmem lazım. Önemli duyum verdim de belirtmek için. Bazen çok önemli futbolcularla görüşürsün. Oyuncu ben seni abim olarak görüyordum. Yok başka bir şeydi o. Oyuncu ben sizi seveceğim bir kulüp olarak görüyordum. Ben kulübünden ayrılmak istemiyordum der. Sen de çıkar. Yok kim görüşmedik. Görüşmedik biz görüşmedik. Kim diyor görüştü Kim, kim söylüyor? Onu, onu kim söylüyor? Zaten bizim tipik erkeklerin yalanında bu var. Yani yalanla cevap vereceğiniz zaman kim söyledi onu? Onu kim söyledi? Su içtin mi Mustafa Hoca? İçtim. Su içtin mi? İçmedim. Ama yalan söyleyeceğim. Su içtin mi? Kim söyledi? Kim, kim diyor onu? Onu kim söylüyor? Kim su içti diyor. Ya burada bak bir şeyler yapıyorum. Ki, kim diyor ya? Onu kim diyor? Kim uyduruyor falan. Orada yakalanıyoruz biz. Bizim sıkıntımız orada. Anladınız mı? Burada da böyle bir durum var. Ama Jorgün illaki görüşülmüştür. Sercan Bey diyor ki Dominguez hocanın beğendiği bir isim ama rakamı çok yüksek geldi Fenerbahçe'ye. 15 milyon euro bon servis. Iı, artı maaş. Ama Dominguez işi henüz kapanmadı. Aynı Kourinic gibi. Ama asıl bahsettiğim ismi çıkmayan orta saha için uğraşılıyor. Sercan Hamzoğlu diyor ki bir orta saha var. Fenerbahçe'nin hedefinde aslında adı hiç çıkmamış bir altı numara var. İsmi henüz ben de öğrenemedim diyor. Ben de öğrenemedim. Ama aldığım bilgi bu yönde. Belli bir aşamaya gelirse ismi öğreniriz. Şimdi üye arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz. Ben bu sürpriz 6 numarayı kaç hafta önce verdim ya da gün önce verdim yazabilirsiniz İnsanlar da bilsin sonra diyorlar ki ya sen üyelere duyum veriyorum diyorsun verdiğin duyumlar çıkmıyormuş diyorlar siz üye sayısını bir görseniz verdiğin duyumlar çıkıyor mu çıkmıyor mu o sayıdan anlarsınız da yeter çok uğraşmayacağım çünkü hiçbir elmas satıcısı çıkıp da sokağa benim elimde elmas var satıyorum demez. Ama camcı belki de çarşı pazar gezip cam satar. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir antikacı çıkıp da sokakta sergilemez. Şey yapmaz. Abi, bas bas bağırmaz. Benim elimde şu var. Lm var. Gelin ibrik var falan demez. Ama eskici bağır. eskici eskiler alıyorum diye. Ben de o yüzden çok şey yapmıyorum artık. Gelen buyursun gelsin. 15 liraya kıysın. Gelmeyin de canı sağ olsun. Şimdi İsmail Kartal oyunu iki yönlü oynayabilecek bir isim istiyor. Zaman zaman 8'de de kullanırım diyor. Çok iyi bir altı da olur diyor. Yani Geriden oyun kurabilecek bir isim. hiç bu tanıma uyuyor. Aslında bak 6 numarayı bulabilirsiniz. Ben hatta ligini de söyleyebilirim ama Premier Ligi odaklanın. Belki de Premier Lig değildir ama Premier Ligi odaklanın. Bir 6 numara bulun. Jorginho değil bak konuştuk. Geriden oyun kurma kabiliyeti yüksek olacak. 8 oynama özelliğine sahip olacak. Ee, oyunu iki yönlü oynayabilecek bir isim olacak. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Şaka yaptığımı zannedeceksiniz. Diyeceksiniz ki hocam atıyorsun. Atmıyorum. Cengiz'den önce kapı gelirse şaşırmayın. Hatta 6 Ağustos'tayız. 13 Ağustos'a kadar kapı gelirse şaşırmayın. Basit. Net konuşuyorum. Bilmem anlatabildim mi? Ahmet Ercanlar ile ilgili diyor ki Kurunic için Fenerbahçe bir teklif gönderdi ama Fenerbahçe'nin olmazsa olmaz ismi değil. Fenerbahçe'nin farklı planları var ve bu planlar önemli isimlerin olduğu planlar sürpriz bir isimle anlaşılırsa kimse şaşırmasın demiş. Mesela bir önceki videoda Fred'i konuştuk. Fred bu tanıma uyuyor mu? Geriden oyun kurabiliyor mu? Yıldız bir oyuncu mu? Mesela Fred olursa kimse şaşırmaz değil mi? Şu tanıma uyuyor çünkü. Daha da daha, daha 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 abartılı bir isim olur mu? Ya hocam yani Ali Koç'un yoğurt yiyişini biliyoruz. Olmaz. Vallahi yoğurdu bu sefer süzme mi yiyor? Hazır mı yiyor? Kaymaklı mı yiyor? Ona bir şey diyemem yoğurt da pahalandı bayağı ya. Eskiden Bim'de bir tane kaymaklı yoğurt oluyordu. Çok güzel oluyordu. Peydir alamıyoruz. Gerçi alamıyoruz diye almıyoruz ya. Almak istedim, alırız yani. Öncelik sırasını onu koyarız. Bir de bir şeyi çok merak ediyorum ya. Ak aklıma takılmışken biraz konu dışı ama. Haşlanmış mısırı sevmeyen var mı aranızda? Belki olabilir. Pişmaniye sevmeyen var mı lan aranızda? Hakikaten bak. Bir insan pişmaniye sevmiyorum derse ben o insan böyle potansiyel böyle katil böyle seri katil olabilme potansiyeli var insan İnsan pişmaniye nasıl sevmez ya? İnsan nasıl sevmez pişmaniyeyi? ya? Buldum muydu gömerim ben hiç hiç affetmem. Geçen biraz fazla gömmüşüm de midem bulandıydı. Yani açlanmış mısırla pişmaniyeye asla hayır demem. Bir de Fenerbahçe maçına isterse 7. lig takımıyla oynasın. İsterse kadın takımıyla maç yapsın antrenman maçı hiç sıkıntı yok. Canlı yazsın köşede. Bazen cansızını da izliyorum. Hadi lan atsana lan falan skoru biliyorum. Gol dakikalarını biliyorum. Her şeyi atsana lan. Lan bu kaçar mı falan yapıyorum böyle. Tek değilim de. Tek manyak ben değilim de değil bu, bu bu manyaklığı yapan. Sercan da diyor ki Sercan Hamzoğlu Fenerbahçe kurun için durumunu sor diyor. Durumunu sorduk. Nasılım kurmuş dedik. Ya biraz belim ağrıyor. Şuradan ağrı çöküyor. Akşam olunca özellikle bir de yağmurlu havalarda nefes almakta sıkıntı yaşıyorum. Onu sormuyorum oğlum. Transfer durumunu soruyorum. Ha iyi gelmek isterim yani size gelmek isterim size vermeyeceğim de kime vereceğim diyor. Sıkıntı. Lucas Moura vermeyecek derken aklıma geldi. Lucas Moura Türk kulüplerinden 6 milyon euro istiyordu. Bizim taraftar da diyordu ki bir Lucas Moura'yı bile alamıyor. Ali Koç istifa falan diyordu. İddialara göre Ulaş abinin iddiasına göre Avrupa'dan Arabistan'dan talip bulamıyor ve yıllık 870 bin euroya Sao Paulo'ya gidiyor. Yıllık 870 bin euro. Ama bu ee, yanlış hesap. Benim bildiğim kadarıyla yanlış hesap. Çünkü 31 Aralık 2023'e kadar yani Ağustos 1 Eylül Ekim Kasım Aralık 5 aylığına 870 bin euro. Anlatabiliyor muyum? Yani karın tokluğuna hani sevap olsun diye buraya ekmiş olabilir. 6 milyon euroya kadar piyasası zaten düştü. Siz benden daha iyi biliyorsunuz piyasa değerinin ne zaman nasıl düştüğünü. Hani geçen bu sezonun başlarında direkt zaten 6 milyon euro ile başladı. Orada o seviyeler zamanında 40'ları göremiyor. Peste epey işe yarıyor ama gerçek hayatta bizi çok yordu. Bu böyle işte. Bu arada arkadaşlar Erden Timur ve WhatsApp ekibinin sezon sonuna kadar yapacağı açıklamalar belli olmuş. Ağustos ayında UEFA, FIFA ve Kasa Fenerbahçe şikayetleri. Eylül ayında gizli güçler Fenerbahçe'yi yine şampiyon yapacak söylemleri. Büyük ekşi ceza vereceğiz diyor ama hiç sanmıyorum. Ekim ayı hakemler bizi doğruyor. Bu hafta var görüntülerini açıklarım. Hey hey. Tehdidi. Kasım ayı hedefimiz Avrupa'da kupu almak. Aralık ayı hedefimiz Süper Lig ama hakemler bize çalışmazsa ben bu ligi bitirtmem tehdidi. Ocak ayı Fenerbahçe her hafta penaltı kazanıyor ağıtları. Şubat ayı TFF ve siyasiler ziyaretleri. Mart ayı elimizdeki belgeler var. Beni kızdırmayın açıklarım. Hey hey. razı. Nisan ayı Florya'da futbolcular arasında kavga falan çıkmadı. Kerem yine yumruk yedi iddiaları doğru değil. Kimse Kerem'i dövmedi. Kerem hiç dayak yiyen bir oyuncu değil. Kimse Kerem'i dövmedi. Mayıs ayı rakibimiz Fenerbahçe'yi şampiyonluğundan dolayı kutluyoruz. Kapanış. Sevgili Fenerbahçeli kardeşlerim, sevgili Fenerbahçeli dostlarım kanalımıza abone olduğunuz için, bu kanalın bir ferdi olduğunuz için, bu kanala destek olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 33.531'di abone sayısı. Tutup getirin bütün Fenerbahçelileri kanala. Birlikte büyüyelim. Merak etmeyin ben öyle parayı bulunca değişecek bir adam değilim. İnşallah da değişmem. Hepinizden destek bekliyoruz. Hepinizden abone bekliyoruz. Beğeni bekliyoruz. Sizin de abone olmanız bekliyoruz. Görüşmek üzere.